Arkadaşlar merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine üslü sayıların birinci testiyle başlıyoruz. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Eksi 3'ün karesi arkadaşlar nedir? Eksi 9'dur. Eksi 2'nin küpü nedir? Eksi 8'dir. Eksi 5 üzeri 0 neydi arkadaşlar? Bu ne demekti? Sayının kendisine bölümü demekti değil mi? Yani eksi 5'in eksi 5'e bölümü de 1'dir. Eksi burası da 1 arkadaşlar. Bakın bunlar gitti. Eksi 9 ile eksi 8'i topladığım zaman eksi 17 gelecek. Doğru cevabımız A. Bakın şununla eksi 3'ün karesiyle 3'ün karesi eksi 3'ün karesi birbirine eşit değil değil mi arkadaşlar? Buna dikkat edelim. Geldik 2'ye. Şekilde verilen renkleri dışında özdeş olan 2 adet dikdörtgenin birer kenarları şekildeki gibi çakıştırılıyor diyor. Evet bakın şunlar çakıştırılmış. DE ne kadardır diyor. Şunun tamamı arkadaşlar bunlar özdeş ya. Haliyle o zaman mesela DE ile EC'nin birbirine eşit olması lazım. Tamamı 4 üzeri 30 değil mi? 4 üzeri 30'un yarısı demek ki DE, diğer yarısı da EC olacak. Buradan da arkadaşlar bakın 4'ü şöyle yazabilirim. 2 üzeri 2 üzeri 30 bölü 2. Buradan da 2 üzeri 2 tane üst olduğu zaman çarparım. 60 bölü 2. Buradan da 2 üzeri 59 gelmiş olur. Değil mi arkadaşlar? Bu üstünde 1 var ya buraya gelirken yukarıya çıkardığım zaman arkadaşlar eksi olarak geçecek. Doğru cevabımız da D şıkkı. Geldik 3'e. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Bakın 3 üzeri 5. 27'yi 3'ün küpü şeklinde yazarsam burası 4. Artık üstlerine direkt çarpıyorum. 4 ile 3'ü çarparsam 12 gelecek. Değil mi? Direkt yazıyorum artık buraya. Bölü 9'u 3'ün karesini şeklinde yazdım. Bir 2 de burada var. 2 ile çarparsam 3 üzeri 4 olacak. Pay kısmı tabanları aynı çarpım durumunda olduğu için üstlerini toplayacağım. 17 bölü 3 üzeri 4. Bu 4'ü de yukarı çıkardığım zaman arkadaşlar ne olacak? 3 üzeri 17 eksi 4'ten 3 üzeri 13 gelmiş olacak. Doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 4'e. X 2 ve Y eşittir. Eksi 1 olmak üzere bu ifadenin eşiti kaçtır? Yazalım. X yerine 2 yazdım. 2 eksi eksi 1 oluyor. Değil mi burası? Artı eksi 1 üzeri 2 olmuş oluyor. Burası 2'nin küpü demek. Artı burası da eksi 1'in karesi de 1'dir arkadaşlar. 8 artı 1'den de 9 gelecek. Doğru cevabımız D şıkkı. Gelelim 5'e. İşleminin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada önce işarete bakıyoruz. Tamam mı? İşarete bakın yani. Burada işaret ne? Artı. Burada işaret ne? Artı. Niye? Dördüncü kuvvet olduğundan dolayı arkadaşlar her zaman pozitif çıkacak. Burası zaten artı. Bakın bu kare. Kare arkadaşlar sadece a'yı bağlar değil mi? Ama şöyle olsaydı, eksi a'nın karesi olsaydı bu kare hem bu eksiyi bağlıyordu hem de a'yı bağlıyordu. O yüzden bu içerisi eksi arkadaşlar. Küpünü aldığımdan dolayı tek kuvvetten dolayı eksi olacak. Bakın 3 tane artıyı çarparım. Artı bir daha eksiyle çarptığım zaman eksi. Sonuç demek ki eksi çıkacak arkadaşlar. Bakın şunları direkt eledik. Şimdi üstlerine bakacağım arkadaşlar. Üstlerine bakacağım. İşareti belirledim ya. Artık üstlerine bakacağım. Burada ne? A üzeri eksi 3 çarpı A üzeri 4 çarpı A üzeri eksi 2 çarpı A üzeri 2 ile 3 çarpıyorum. 6. Eksi A üzeri bakın tabanları aynı çarpım durumunda üstlerine toplayacağım. Eksi 3 artı 4 eksi 2 artı 6'dan ne gelecek arkadaşlar? Eksi A üzeri 5 gelmiş oluyor. Doğru cevabımız B şıkkı. Geldik 6'ya. Bakın şöyle eksi olduğu zaman önce ne yapalım? Pay ve payda yer değiştirelim pozitif yapmak adına. 9 bölü 4'ün karesi çarpı. Şu 4'ü 2'nin karesi şeklinde yazarım. 2 ile de 3'ü çarparsam 2 üzeri 6 olur. Değil mi? Evet. Bunu da bakın arkadaşlar pay ve paydasını yer değiştirirsem burası da 9 üzeri 1 olur. Buradan işlemleri devam ettirecek olursam 9'u bakın şu ilk kareyi dağıtıyorum. Hem paya hem de paydaya. 9'un karesi bölü 4'ün karesi çarpı 2 üzeri 6 bölü 9 şeklinde. Tamam. Birincisini aynen yazıp şöyle. Birincisini aynen yazalım. İkincisini de ters çevirip çarptığım zaman bu ne olacak arkadaşlar? 9 ya 1 bölü 9 olarak buraya gelecek. Şöyle olmuş olacak. Haliyle bakın buradaki bir 9 ile bunu sadeleştirdiğim zaman bakın şurası da nedir arkadaşlar? 2 üzeri 4'tür. Bununla da bunu sadeleştirdiğim zaman 2'nin karesi de burada kalmış oluyor. Burada da 9 kalmıştı sadece. 4 kere 9'dan 36 gelecek. Doğru cevabımız E şıkkı. Geldik 7'ye. Bakın tabanları aynı olsun diye şu 4'leri 2'nin kuvveti şeklinde yazayım. Bunu 2'nin karesinin 5'i şeklinde yazacak olursam 2 üzeri 10 eksi 2 üzeri 9 bölü. Bunu da aynı şekilde
2 üzeri 14 eksi 2 üzeri 10 şeklinde yazdım. 2 üzeri 9 ortak parantezine alacak olursam 2 eksi 1 kalır. Burada da 2 üzeri 10 ortak parantezine alacak olursam 2 üzeri 4 eksi 1. Küçüğünün parantezine aldım, tamam mı? Evet, bakın burada sadeleştirmeleri yapalım. Burada ne kaldı? Payda kısmında. Şurası gitti. Payda kısmında sadece arkadaşlar burada 2 kalmış oldu. Tamam. 2 eksi 1'den şurası 1 geldi. Burası da 2 çarpı 2 üzeri 4 16. 16 eksi 1'den 15 geldi. 1 bölü 2 çarpı 15'ten de 30 geldi. Doğru cevabımız A şıkkı. Geldik 8'e. 2 üzeri x a, 3 üzeri x b olduğuna göre bu ifadesinin a ve b'nin cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? 16 nedir arkadaşlar? 144. 16 çarpı 9'dur değil mi? Ben 16'yı da 2 üzeri 4 çarpı 9 da 3'ün karesi şeklinde yazarsam, bakın şöyle. Bu da arkadaşlar 2 üzeri 4x çarpı 3 üzeri 2x'tir. Benim bunu şöyle yazma hakkım da var. 2 üzeri x'in 4. kuvveti çarpı 3 üzeri x'in karesi şeklinde de yazma hakkım var. Niye? Şunları benzetmek için yaptım arkadaşlar. 2 üzeri x yerine şimdi a yazacak olursam, 3 üzeri x yerine de bakın b yazacak olursam, bu da a üzeri 4 çarpı b kare oldu. Doğru cevabımız b şıkkı. Geldik 9. soruya. Olduğuna göre bu ifadenin a cinsinden değeri nedir diye soruyor arkadaşlar. Şurada önce bir düzenleme yapalım. Ne yapalım? 1 bölü 1 artı 1 bölü 3 üzeri x şeklinde yazabilirim. Bu da 1 bölü payda eşitleme yaparsam 3 üzeri x artı 1 bölü 3 üzeri x olacak. Birincisine aynen ikincisini ters çevirip çarparsam 3 üzeri x bölü 3 üzeri x artı 1 olmuş oluyor arkadaşlar. Benim burada neye ihtiyacım var? 3 üzeri x'e ihtiyacım var. Evet. 3 üzeri x'i burada oluşturmaya çalışalım arkadaşlar. Burada ne olacak? Bakın ben bunu 1 bölü a şununla şunu paydaları yer değiştirirsem değiştirecek olursam 1 bölü a eşittir 1 artı 3 üzeri x yazma hakkım var. Tamam. O zaman bakın şurada bir 3 üzeri x artı 1 var zaten. Bunun yerine ben direkt ne yazayım? A yazayım. Burada 3 üzeri x yerine de ne yazayım? Bunu çekecek olursam 3 üzeri x eşittir 1 bölü a eksi 1 yazabilirim. Burada da paydalarını eşitleyecek olursam arkadaşlar 3 üzeri x eşittir 1 eksi a bölü a. Onu da getirip şu pay kısmında yerine yazayım. 1 eksi a bölü a bölü a olacaktı. Değil mi arkadaşlar? Evet. Buradan da bakın ne gelecek? Buradan da ne gelecek? Bakın. Bir hata yaptık mı burada? 3 üzeri x artı 1 a mı? Yok. Şu 1 bölü a yazacağız değil mi? Burada. Şurası a değil de 1 bölü a olacak arkadaşlar. Burada sadeleşmeyince acaba işlem hatası yaptık mı diye düşündüm. Ne olacak? Bakın burada paydalar gittiği zaman da 1 eksi a ifadesi gelmiş olacak. Doğru cevabımız c şıkkı. Bunu tabii şöyle de düşünebiliriz arkadaşlar. İkinci bir yol olarak. İkinci bir yol olarak. Belki başka sorulara da ilham kaynağı olur. Tamam. Onu da gösterelim. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz benim aradığım sonuç neye bağlı? A'ya bağlı. Benden istenen ifadelerde, bak daha doğrusu verilen ifadelerde x'li bir terim var. Demek ki sonucu ben a'ya bağlı olarak bulacaksam burada x'in herhangi bir hükmü yok. Yani ben buraya x'e istediğim bir değişkeni verebilirim arkadaşlar. Mesela x eşittir 0 desem, işlem kolaylığı olması için siz başka değer de verirsiniz, hiç önemli değil. X eşittir 0 için a değeri ne olur? Burada 3 üzeri 0 1 yapacak ya arkadaşlar. 1 bölü 2 mi olacak? Tamam. O zaman burada da yazacağım. Her yerde x'e 0 yazacağım yani. 1 bölü 1 artı 3 üzeri 0 ne yapar yine? 1 yapar. Yani yine 1 bölü 2 olmuş olur. Arkadaşlar ben a'yı 1 bölü 2 buldum ya. Ben sonuçta neyi bulacağım? Benim aradığım ifade bu ya. Bu aradığım ifade 1 bölü 2'ye ulaşmış olacağım. Ne zaman? A yerine 1 bölü 2 yazdığım zaman. Çünkü 1 bölü 2 bulmuştum. A yerine 1 bölü 2 yazdığım zaman hangisinde? 1 bölü 2'ye ulaşacağım arkadaşlar. Bakın A şıkkında A yerine 1 bölü 2 yazacak olursam 1 bölü 1 bölü 2'den burası 2 gelir. Ben bunu aramıyorum. 1 bölü 2 arıyorum ben. Burada 1 bölü 2 yazarsam A yerine eksi 1'den. Bu da eksi 1 bölü 2 gelir. Ben 1 bölü 2 arıyorum. Bu da değil. C'ye bakalım. 1 eksi A yerine 1 bölü 2 yazdım. Bakın bu 1 bölü 2 oldu. Bu bir dursun. Acaba başka 1 bölü 2'yi bir veren var mı diye. 1 bölü 2 artı 1'den 3 bölü 2 geldi. Bakın bu da olmadı. Bu zaten 2 artı 1 bölü 2'den 5 bölü 2 gelecek. Bakın bu da olmadı. Doğru cevap C'ymiş. Bu şekilde de bulabilirsiniz. Tamam. Geldik ona.
İfadelerinden hangileri doğrudur diyor. K ve M tam sayıları için K üzeri M 64 ise 6 tane KM ikilisi vardır diyor. Bakalım. Şimdi 64 üzeri 1 64 gelir. Değil mi? Yani ben K'ya o zaman ikili olarak ne verdim arkadaşlar? K'ya 64 verdim. M'ye de 1 vermiş oldum. Bu olabilir. Tamam. 8'in karesi 64 olabilir. Haliyle K buradan 8'e M de 2 veya eksi 8'in karesi de bakın eksi 8'in karesi de 64 yapar ya. O zaman K'ya eksi 8 M'ye 2 verirsem bu da sağlar. 4'lere geçelim. 4'ün küpü 64'tür. Haliyle arkadaşlar K'ya 4 M'ye 3 verdim. Eksi 4'ün küpü eksi 64 olur. Onu geçtim arkadaşlar. Bir de 2 üzeri 6 64'tür. K'ya 2 M'ye 6. Tabii eksi 2 üzeri 6 da 64'tür arkadaşlar. Buradaki 6 çift kuvvet ya ondan dolayı. Haliyle eksi 2 üzeri ne olacak? Şöyle. Eksi 2 M'ye de ben 6 dediğim zaman yine olur arkadaşlar. Başka da var mı? Başka da yoktur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane demiş. Burada kaç? Burada da 6 tane demiş arkadaşlar. Birinci öncül doğru demek. 2'ye bakalım. X 7 midir? Arkadaşlar bunu 3'ün kuvveti şeklinde yazacak olursam 3 üzeri 2. 2 ile de üstleri çarpıyorum. 2x eksi 2 oldu. 3 üzeri x artı 5. Tabanları eşitse üstler de birbirine eşit olacak. 2x eksi 2 eşittir x artı 5 ise x buradan 7'dir. Bu da 7 demiş zaten. İkinci öncül de doğru. 3'e bakalım. X ve y tam sayı olmak üzere. Bakın 5 üzeri x artı 4 de 6 üzeri y eksi 3 ise demiş. X çarpı y 12'dir demiş. Şimdi arkadaşlar 5'lerle 6'ların hiçbir ortak çarpanı falan var mı? Yoktur. O zaman bunların birbirine eşit olması için tek ihtimal üstlerin 0 olması lazım. Yani 5 üzeri 0 ile 6 üzeri 0 birbirine eşittir ya. O yüzden üstün 0 olması için x'in eksi 4 olması lazım. Y eksi 3'ün 0 olması için de y'nin 3 olması lazım. X de y'yi çarptığın zaman eksi 12 olur. Ama burada 12 olur demiş arkadaşlar. O yüzden yanlış. Demek ki 1 ve 2 doğru olduğundan dolayı cevabımız C şıkkı. Gelelim 11'e. Üst yüzeyi daire şeklinde olan ve üst yüzey alanı 54 üzeri 3 birim kare olan şekildeki pastanın üst yüzeyi 8 eş parçaya ayrılıp bir kısmı şekildeki gibi kırmızı renk jöle ile kaplanmıştır. Bir kısmı dediği 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Buna göre üst yüzeyinde kırmızı renk jöle ile kaplanmayan beyazlar 1, 2, 3 kısmın alanı ne kadardır diye bize sormuş arkadaşlar. Bize pastanın alanı 54 üzeri 3 demiş ya. Pastanın alanı yani üst yüzeyin alanı. 8 parça var ya tamam yani. 8 parça 54 üzeri 3 ise beyaz kısmı soruyor. Kaç tane? 3. Yani 3 parça kaça denk gelir diye soruyor. Buradan arkadaşlar doğru orantı değil mi? Nasıl bulacağız? 3 çarpı 54 üzeri 3 bölü 8 eşittir soru işareti. Buradan arkadaşlar bakın 3 çarpı 54 üzeri 3 ya. Ben 8'i de 2 üzeri 3 olarak yazabilir miyim? Hatta bunu da 3 çarpı 54 bölü 2'nin küpü olarak yazabilirim. Bu da 3 çarpı 54'ü 2'ye bölersem 27. 27 de 3'ün küpüdür. Bir 3 de burada var. 3 üzeri 9 mu olur? Tabanları aynı. Üstlerini toplarsam burası da 3 üzeri 10 gelir. Doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 12'ye. Hemen bunu sağ tarafa atarsam 3 üzeri x eşittir m'dir. Bunu bizden istenen ifadede kullanalım. Bunu da arkadaşlar ben 9 üzeri x çarpı 9 olarak yazabilir miyim? Evet. Bu 9 üzeri x'i de 3'ün karesi üzeri x çarpı 9 olarak yazarım. Hatta bu x ile 2 yer değiştirebilir. 3 üzeri x çarpı 2 üstü 2 çarpı 9. 3 üzeri x yerine m yazarsam m kare çarpı 9. Bu da 9 m kare ile aynı şey. Değil mi? Doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 13'e. Bakın 2 üzeri a'nın ben 3 olduğunu ben biliyor muyum? Evet. O zaman arkadaşlar bunu 2 üzeri a'nın küpü şeklinde yazarım. Bunu da 4 üzeri a çarpı 4 olarak yazıyorum ya. Şunu da arkadaşlar 2 üzeri a'nın karesi şeklinde yazarım. Değil mi? Nasıl yazdık bunu? Şöyle. Normalde 2 üzeri 2'nin a'ncı kuvveti değil mi? Burada a ile 2'yi benim yer değiştirme hakkım var ya. O yüzden a ile 2'yi yer değiştirdiğim zaman şöyle oluyor. Çarpı 4. Şimdi 2 üzeri a yerine 3 yazacak olursam burası 3'ün küpü gelmiş oldu. Artı burası da
3, 3'ün karesi çarpı 4, yani 9 çarpı 4'ten de 36 geldi. Burası da 27. 27 ile 36'yı toplarsam da 63 gelecek. Doğru cevabımız E şıkkı. Geldik 14'e. ABC'nin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? 5'in kuvvetlerine bakalım arkadaşlar. 47'ye baktım. Bak 5'in kuvvetleri 5 üzeri 1, 5. 5'in karesi 25. 5'in küpü 125. Arkadaşlar şimdi 47 neyle neyin arasında? Bakın 5'in karesiyle 5'in küpü arasında. Değil mi? Yani bu A dediğim şey aslında A dediğim şey üstlerine bakıyorum. A burada üstte ya. Burada da üstler 2 ve 3. 2 ile 3 arasındaymış demek ki. Burada da benzer şekilde 3'ün kuvvetlerine bakacak olursam 3 üzeri 1 3. 3'ün karesi 9. 3'ün küpü 27. 3 üzeri 4 81. 30 dediğim bunların ikisinin arasında arkadaşlar. O zaman B üstte. O zaman bunların üstlerine bakarsam B'de dediğimde ne olacak? 3 ile 4 arasında olacak. Benzer şekilde arkadaşlar 2'nin kuvvetlerinde de 2 üzeri 5 32. O yüzden C dediğim 5'ten büyük olacak. 6'dan da küçük olacak. 2 üzeri 6 dersem 64 olacak ya. 32 ile 64 arasında 33. Haliyle bakın arkadaşlar A küçüktür. B küçüktür. C olmuş oldu. Doğru cevabımız A şıkkı. Geldik 15. ve son sorumuza. Şimdi arkadaşlar burada 20'ye her iki tarafın 20. dereceden kökünü alacak olursam 20. dereceden kökünü alacak olursam bunlar gider ama çift kuvvet olduğundan dolayı arkadaşlar bunlar mutlak değerli olarak çıkar. Benzer şekilde bunlar da gider. 2A artı 4 de mutlak değer olarak çıkar. Bunları biz mutlak değerden nasıl çözüldüğünü biliyoruz. Birincisi aynen çıkacak. 2A artı 4 veya A eksi 5 bir de eksilisini çıkartıyorum. Buradan A dediğim eksi 9. Buradan da arkadaşlar 3A eşittir ne gelecek? 1 gelecek. A da buradan 1 bölü 3. Bizden ne istiyordu? A'nın alabileceği değerler çarpımı. Bir eksi 9, bir de 1 bölü 3. Bunları çarparsam eksi 3 gelmiş olur. Doğru cevabımız A şıkkı. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.